Oh. James ile Norman denizde kaybolmuş. İki çocuğun denize kaybolduğu bildirildi. Neptün'e ihtiyacımız var gibi görünüyor. Tom Thomas'ı da helikopteriyle çağırmak iyi bir fikir olabilir efendim. O işi bana bıraksam. Sen de bizimle gelebilirsin Leon. Eminim Brahmin nereye kaybolduğunu merak edip duruyordu. Kürek çekmemizi öneriyorum. Ama kıyının ne tarafta olduğunu bile bilmiyoruz. Karadan uzaklaşıyor bile olabiliriz Norman. Umarım ikisi de iyidir. Eğer denizdelerse Sam onları bulacaktır. Hiç yiyeceğimiz yok. Suyumuz da yok. Peki şimdi ne yapacağız James? Biraz sakin ol Norman. Bizi aramaya başlamışlardır. Ama okyanus kocaman bir yer. Şu anda koca bir samanlıkta kaybolmuş iğne gibiyiz dostum. İyi haber Sam. Yerlerini belirledim. Buraya kadar nasıl gelebildiler hiçbir fikrim yok. Hemen o tarafa geliyoruz. Sağ ol Sam. Anlaşıldı tamam. Özür dileriz Sam. Teknede uyuyakalmışız. Deniz bazen tehlikeli olabilir. Neyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Elbette öncelikle tek başınıza denize açılmamanız gerekiyordur. Ama biz korsancılık oynuyorduk. Artık karaya dönme vaktiniz geldi. Sonunda iyisin Norman. Peki, söylesene. Kızlardan da iyi korsan olur muymuş Norman? Olabilirmiş Sarah. Olabilirmiş kim? Olabilirmiş Kaptan Sarah. Bramwin, Leon İtfaiye Merkezi'nin kedisi olduğunu sanıyor çocuklar. Bir sorun çıkarmadı, öyle değil mi sen? Bundan sonra bir tekne kedisi olsa daha iyi olur diyelim. Balık kokuyorsun. Belki de yüzerek kıyıya çıkmalıyız. Kesinlikle olmaz. Bu çok tehlikeli olur. Burada kalıp beklemeliyiz. 180 metre sonra sağa dönün. Ve... Endişe etmeyin millet. Çok yakında sen burada olacaktır. Karnım. Belki de deniz tutmuştur. Benim zavallı minik kelebeğim. İşte bu Tom Thomas. Sonunda yardım geldi. Cevap ver Tom. Merhaba Sam. Vinci indirmeye başla. Otobüsler de ise su altında kalmış. İçindeki herkesi havadan almamız gerekiyor. Merak etme. Hemen çift kemeri indirmeye başlıyorum. Peki Mandy, önce sen. Sakın korkma tamam mı evlat? Korkmak mı? Bu muhteşem olacak. Tamamdır Tom. Hemen başlıyorum. Harikaydı. Ben diğerlerini kurtarmaya başlıyorum. Yakında herkes sağ salim karaya çıkmış olur. Aferin sana Sam. Harika. Manzara buradan harika. Tamam. Pekala, bu sonuncuydu Tom. İyi iş çıkardın. Teşekkürler Sam. Anlaşıldı, tamam. Şu sersem uydu bağlantılı navigasyon aletinin nesi vardı acaba? Gördün mü? Son model teknolojik saçmalıklara asla güvenemezsin Trevor.
Ama cep telefonlarımız olmasa asla kurtulamazdık. Ama bu cep telefonu hariç. Peki ya telsizlerimize ne diyorsunuz efendim? Evet, çok haklısın. Cep telefonu ve telsizler hariç, tamam mı? Oldu mu şimdi? İyi ama itfaiye merkezindeki bilgisayarınız ne olacak? Evet tabii. Yani kabul etmeliyim. Bazı teknolojik aletler işimize yarıyor. Ta ki bozulup da başınızı derde sokana kadar. Özür dilerim itfaiye memuru Steel. Belki de sizin eski moda haritanıza bağlı kalmalıydık. Evet, çok doğru. Eskiler ne der? Bilirsin Trevor. Yine de günün geri kalanının tadını çıkarmak için hala geç sayılmaz. Evet, ben çok acıktım. Bu arada piknik sepetimiz nerede? Midenin bulanmasına hiç şaşırmadım Norman Price. Çünkü sepettekiler hepsini yemişsin. Özür dilerim anne. Biri bana kovayı uzatabilir mi? Seni yaramaz çocuk. Herkes harekete geçsin. Pekala, şimdi. İyi ama bu fişi nereye takacağım? Ha? Pasta! Fırın yanıyor Sam. İçindeki kek alev aldı. Merak etme Mike. Bunun çaresine bakacağız. Yangın elektrik yüzünden çıkmış Elvis. Önce şu taraftan elektriği kesmen gerekiyor. Tamam Sam. Pekala. Sanırım şimdi rahatlıkla kekin piştiğini söyleyebiliriz Elvis. Olamaz. Annemin pastası. Mutfağım. Bir fırını asla çalışırken bırakıp gitmemen gerekirdi Norman. Ama fırının saatini ayarlamıştım. Görünüşe bakılırsa biraz fazla ayarlamışsın. Üzgünüm. Benim de hatam var Sam. Zamanı doğru ayarladığını gelip kontrol etmem gerekirdi. Ama annemin sürpriz doğum günü partisi ne olacak? Her şeyi yanlış yaptım. Hem Mandy'yi hem de Sarah'yı kızdırdım. Çünkü mükemmel bir parti olmasını istiyordum. Bak, hala yeterince vaktimiz var. Tabii sana yardım etmemize izin verirsen. Ben yeniden deneyebilirim Mandy. Tabii yine kaba davranmazsan Norman. Davranmayacağım, söz veriyorum. Her şeyin yolunda olduğuna emin misin James? Bütün gün oldukça garip davrandın. Her şey gayet yolunda Bayan Price. Sorun Norman değil mi? Yine başı dertte mi? Hayır. Burada bir şeyler dönüyor ve ben ne olduğunu bulmaya gidiyorum. Olamaz, hayır. Hayır Bayan Price. Geri dönün. İsterseniz salatalıkları yeniden parlatırım. Hayır, lütfen efendim geri dönün. Sürpriz! Doğum günün kutlu olsun anne. Norman. Doğum günümü unutmamışsın. Yoksa bütün bunları tek başına mı hazırladın? Herkesin birazcık yardımı oldu. Ama çoğunu ben hazırladım anne. Benim tatlı oğlum. Anne. Flatların evinde yangın var çocuklar. Hemen oraya gidin. Ama çocukların hepsi Jüpiter'de. Aman. Yani artık gerçek bir itfaiyeci sayılırım. Tabii telsizim sayesinde Sarah. Merkezden Jüpiter'e cevap verin. İşe yine başlıyoruz. Cevap telsizi verin. Telsizi dinlemen iyi bir şey mi? Beni duyuyor musunuz? Mike Flood'ın mutfağında yangın var. Bir an önce oraya doğru yola çıkın çocuklar. Hemen gidiyoruz efendim. İtfaiyeci James kurtarmaya gidiyor. Olamaz. Görünüşe bakılırsa yangın çıkmış ve Mike da içeride olabilir. Onu hemen uyarmam gerekiyor. Mike, olamaz. Mike! Evet, itfaiye memuru Steel.
sağ salim dışarı çıkmayı başardım. Oh, çok güzel. Sakın eve yeniden girmeye çalışma. Bu çok tehlikeli olabilir. Mike, acaba James'i gördün mü? Hayır Sarah. İmdat! İmdat! Dışarı çıkamıyorum. James içeride. James mi? Nerede dedin? Olamaz. Tamam, merak etme. İşte itfaiyeci Sam geliyor. O ne yapılması gerektiğini bilir. İtfaiyeci Sam, James içeride kaldı. Ne? Kaybedecek vaktimiz yok. James, neredesin? Oturma odasındayım. Önümü göremiyorum. Evet, hemen elektriği kes. Ben James'i çıkaracağım. Elimi yakala James, seni dışarı çıkaracağım. Yaşasın! Sonunda işte. Bu arada yangını da söndürdük. Teşekkür ederim Sam. Bir daha asla ama asla telsizini dinlemeyeceğim. Demek görevlerde bizden önce davranmanın nedeni buydu. Bizim telsiz sinyallerimizi alıyormuş. Özür dilerim. Ben yalnızca senin gibi gerçek bir itfaiyeci olmak istemiştim ama artık istediğimi hiç sanmıyorum. Hadi ama bu kadar üzülme James. Senin gibi cesur bir çocuğun ileride iyi bir itfaiye olabileceğine eminim. Gerçekten mi? Evet. Ama önce gerekli eğitimleri almak zorundasın. Belki arada sırada itfaiye merkezine yardıma gelebilirsin. Yaşasın! Ben de sana telsizin nasıl kullanılması gerektiğini öğretebilirim. Ah, itfaiye memuru Steele'den Elvis Crinklington'a. Crinklington! Alo! Oh, sanırım bu çağrı bana. Hemen cevaplıyorum. Cevap versem, ana yola doğru ilerleyen bir roket var. Ayrıca bu bir eğitim çalışması değil. Biz geri gelene kadar sakın roketi ateşleme Mike. İyi ki önceden çalışma yapmışız değil mi Elvis? Evet. Peki bu roket nereden geldi dersin Sam? Yoksa uzaydan mı? Bu işte Norman Price'ın parmağı olduğundan eminim. Olamaz. Dükkanım. Norman, şu yaptığına bir bak. Gözlerime inanamıyorum. Elvis, sen hortumları geçir. Penny, sen de etrafta güvenliği sağla. Tamam, anlaşıldı sen. Herkes geri çekilsin lütfen. Roket tehlikeli olabilir. Demek bu senin roketin öyle mi Norman? Hayır, evet. Hepsi bir kazaydı Sam. Tamam ama şu anda bana roketini nasıl yaptığını anlatmanı istiyorum. İçinde herhangi tehlikeli bir şey var mı? Ama hatırlayamıyorum. Ben sadece burada ne yazıyorsa onu yaptım. Belki biraz daha fazla. İçine başka bir şey koymadığından emin misin? Evet, yalnızca orada yazanları koydum. Hepsi bu kadardı Sam. Bu basit bir şişe roketi. Yalnızca normalden biraz daha büyük. Sanırım hiçbir şey olmadan halledebileceğiz. Özür dilerim. Ben sadece Mike'ınki kadar güzel bir roket yapabileceğimi düşünmüştüm. Mike, roketleri ve onları güvenli bir şekilde yapmayı öğrenmek için yıllarını harcadı. Roketler bir günde öğrenebileceğin şeyler değildir. Biliyorum Sam. Hem ayrıca Mike'ın fırlatışını da mahvettim. Pek öyle sayılmaz. Dükkanın güvenliğini sağladıktan sonra tepeye tırmanmak için yeterince vaktimiz olacak. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Özellikle de herkesin güvenliğini sağlamak için burada bulunan Pontypenty itfaiye birimine teşekkür ediyorum. Hadi başla. Pekala. Geriye söyleyebileceğim tek bir şey kalıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Bu harika bir şey Mike. Sağ ol Norman. Hey, bana roket yaparken yardım edeceğini söylemiştin. Sakın unutma. Tamam ama bunun için bir süre beklemen gerekecek Norman. Neden? Çünkü önce yerine yenisini takmam gereken bir süpermarket camı var. Tam Thomas'tan itfaiyeci Sam'e cevap versem.
Seni gayet iyi duyuyorum Tom. Otobüsün yerini belirledim sen. Vadi geçidinin biraz yukarısında. Görünüşe göre Trevor yolundan çıkmış ve çamura saplanmış. Aşağıdaki arazi balçıkla kaplı. Sağ ol Tom. O tarafa gidiyoruz. Umarım herkes otobüsün içindedir Elvis. İnsan burada kolayca kaybolabilir. Evet. Beni böyle bir günde orada dolaşırken göremezsin Sam. Hele gece asla. Bu ses şeyden geliyor. Tom'un helikopterinden. Evet buradayım, buradayım. Yardım edin. Ya benim kaybolduğumu fark etmedi bile. Norman. Garip sesleri çıkaran sen misin? Sam geldi. Bakın evet. Ben çok acıktım. Hepiniz iyi misiniz? Oh Sam. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Pekala. Hadi otobüsünüzü yeniden yola çevirelim. Trevor nerede? Yardım çağırmaya gitti. O kadar cesur ki. Yani otobüsten ayrıldı mı? Bakalım Trevor'a ulaşabilecek miyim? Telefon çekmiyor. Trevor ormanda kaybolmuş olabilir. Elvis otobüse bir halat bağlayabilir misin? Ben Tom'u arayacağım. Anlaşıldı Sam. Tom, ben Sam. Trevor Evans otobüsten ayrılmış. Onu bulmak için yardımına ihtiyacımız var. Merak etme sen. Ama benim de yanımda birine ihtiyacım olacak. Bana güvenebilirsin Tom. Pekala Sam, hazırız. Ama şoförümüzün olmaması çok kötü. Benim köpeğim var. Hem de kocaman, tamam mı? Lain, senin bu koca ormanda ne işin var? İşte aşağıya baksana. Görünüşe bakılırsa bataklığa saplanmış. Tamam gördüm. Sanırım seni çift kemerli halatla aşağı indirmem gerekecek sen. Hazır olduğunda indir Tom. İyi misin Trevor? Evet, evet. Lain de bana arkadaşlık etti. Radar, sen burada ne arıyorsun? Mandy ile Norman nerede? Yoksa bir sorun mu var? Hemen itfaiyeci Sam'i arayacağım. Oo, Norman'la Mandy'nin başı dertte mi? Oo. Radar flatların evine tek başına geri dönmüş. Helen çocukların başına bir şey geldiğini düşünüyor. Radar'ı tanıyorsan bu gerçekten ciddi olmalı. Helen'a Radar'ı bırakmamasını söyleyin. Yola çıkıyoruz. Ucuz atlattık. Bu koyunların acil durumla bilgisi var mı merak ediyorum beni. Mandy ile Norman'ın nereye gittiklerini biliyor musun? Mandy kırlara gideceklerini söylemişti. Radar onu takip etmemizi istiyor. Ben ambulansı alacağım. Biri yaralanmış olabilir. Mike'ın kamyonu. Aferin Radar, başardın oğlum. Mike, sen iyi misin? Evet, iyiyim Helen. Sadece dışarı çıkamıyorum. Kamyonun kapısı yine sıkıştı. Aa, Mike.
Pekala, herkes geri çekilsin. Penny, yangın çıkma ihtimaline karşı hortumla kamyonun yakınında bekle, tamam mı? Birazdan seni oradan kurtaracağım Mike. Penny, Cause of Life'ı getir. Peki bu nasıl oldu? Bunun bir çift koyunla ilgisi olduğundan kesinlikle eminim. Evet, ben sadece koyunları ağla sokmaya çalışıyordum. Ve radarla, ha? Çoban köpeği olmadığını söylemiştim ama. Biliyorum. Pekala Mike, bana elini ver. Teşekkür ederim Sam. Sonunda. Keşke Wooly'ye iyi çobanlık yapabilseydim. Merkezi arasam iyi olacak. Onları koyunlar konusunda uyarmalıyım.